Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben çok iyiyim arkadaşlar. Çok isteniz oda vlogu arkadaşlar. Odamda arkadaşlar pek bir şey yapılmadı daha. Ama yapacağım mesela şimdi buraları sesmez mevzusunu koyacağım. Hani var ya böyle süngerler. Onları şey yapacağız. Onlara da ayrı bir video yapacağız arkadaşlar. Yani odamda arkadaşlar neler var? Yani odam yani tesisat olarak arkadaşlar nereden baksanız yani 120 bin TL civarında yapıyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki çok merak ettiğiniz arkadaşlar kamera tam yanda duruyor. Zaten ekran görüyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kalite düşmesin diye arkadaşlar kameradan şeyi yapıyor buraya. Bu cihazı işte cam link'e gönderiyor. Buradan da video şey yapıyor. Yani ekran arkadaşlar yani benim facecam arkadaşlar bu yüzden bu kadar net olduğunu görüyorsunuz. Ondan sonra mikrofon olarak HyperX'i kullanıyorum arkadaşlar. Kulaklık olarak zaten açıklama kısmında var arkadaşlar bir sürü şeyler. Kulaklık olarak Series Arctic Pro kullanıyorum. Mouse olarak arkadaşlar işte Logitech'in şeyini kullanıyorum. Burada zaten Logitech'in tablet var işte. Ondan sonra bir soğutucu kullanıyorum. Ayrıca da işte zaten yani PUBG oynuyorsanız bir soğutucunuz olması lazım. iPad 11 Pro 2. nesli kullanıyorum arkadaşlar. Yani efsane yani. Tesisata yani kendi kendime arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalıştım. Kameram arkadaşlar Canon 90D arkadaşlar. Maliyeti bana 2100 Euro'ya şey yaptı ama lensleri çok pahalı arkadaşlar. Yani acayip çok pahalı bir şey. Ekran arkadaşlar boyutu yani genişliği arkadaşlar 3840x1080 arkadaşlar yani zor bir şey yani bu bulmak. Şimdi ben size arkadaşlar bilgisayar özelliğinden yani genelde pek fazla şey sevmiyorum. Mesela işte 32 GB RAM'i var 3.60 GHz i9 9900 işte şey var. Intel Core işte. Yani gençler bilgisayar çok yani memnunum arkadaşlar. Ben kendim topladığım bilgisayarı yani daha yapılması gereken çok şeyler var. Yani biliyorum bayağı bir yapılması gereken çok şeyler var. Ama daha da güzel şeyler yapacağız bence diye düşünüyorum. Kulaklık arkadaşlar kulaklığı nereden 220 Euro'ya aldım arkadaşlar. Ama şimdi belki daha ucuz olmuş olabilir veya da daha pahalı bilmiyorum tam. HyperX mikrofon arkadaşlar benim önceden kullandığım Rode'ydı. Şimdi HyperX kullanıyorum. Memnunum. Çünkü özellikleri çok var. Mesela yandaki sesleri, mesleri böyle şeyleri onları kapatabiliyorsunuz. Algılamıyor. Tabletten çok memnunum. Soğutucudan da çok memnunum. Bu ekrandan arkadaşlar pek memnun değilim. Bu büyük ekrandan pek memnun değilim. Neden arkadaşlar diyeceksin. Mesela PUBG stream oynuyorum arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir PUBG stream açayım size mesela. Bir dakika Valorant'ı kapatayım. Arkadaşlar bazen yayında arkadaşlar şey yapıyoruz. Bu Skype'ı da bende bulmamasına rağmen pek açık olmasın. Şimdi diyelim ki PUBG şey yapıyorum arkadaşlar. Çoğu kardeşimiz bana soruyor. Yani abi neden böyle yaygın duruyor işte. Genelde yani çünkü şu an OBS bu kadar büyük ekran algılayamıyor arkadaşlar. Genelde küçük monitörleri algıladığı için. Şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar genelde nasıl olması gerektiğini. Mesela bir PUBG stream oynuyorum ben arkadaşlar bazen arada sırada. Bak mesela şöyle duruyor arkadaşlar mesela. Normal bir ekran olarak algılıyor. Tabii ki de ben bunu hani yayın yapmak istersen ben böyle oynuyorum bunu. Ama yayın haricinde oynadığımda ayarlarımı hemen şimdi size göstereceğim. Yani böyle çok gıcık oluyor arkadaşlar. Mesela ne bileyim hani rahatsız oluyorum. Yanındakiler falan gözüküyor falan. Şimdi yani bazen arkadaşlar yayında da PUBG stream oynuyoruz arkadaşlar. Bak yani beni unutmayın. Mesela neden memnun değilim arkadaşlar? Şunu mesela tam ekran yaparsak. Bir dakika.
kanalsız. Mesela böyle olması gerekir arkadaşlar. Yani şöyle, zaten bak şu an ekranım uyuşuyor zaten. Diyelim ki bir oyuna şey yapmaya başladım. Şu an mesela yanları gözükmüyor değil mi? Oyunun ama arkadaşlar çok efsane bir görüş var arkadaşlar. Yani oyun için tek başınıza oynayacaksanız efsane, ama böyle de full ekran arkadaşlar yayın yapamıyorsunuz. Yani neden yapamıyorsunuz arkadaşlar? Çünkü OBS onu algılamıyor. Şu an bak mesela full ekran oldu arkadaşlar. Yani şöyle görüntü harika. Yani müthiş. Yani mesela yayınlarda bazen tabii ki de hani OBS onu bir belirli olarak bir pencere alıyor. Tam ekran göstermiyor. Ama tam ekran olunca da çok müthiş oluyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir görünüş var. Yani böyle de sağına soluna da bakmana gerek kalmıyor yani. Zaten PUBG stream videoları arkadaşlar yakında belki de atarım diye düşünüyorum. Baya baya iyi oldu bu oyunda. Yani yavaş yavaş. Yani genelde arkadaşlar ekranı böyle kullanırsanız oluyor. Ama tabii ki de mesela şöyle mesela pencere olarak kullanırsam öyle ne bileyim yani biraz şey yapıyor gibi mi geliyor, hani tam oturmuyor yerine gibi geliyor. Tabii ki de o sizin şeyiniz, yani böyle de oynarım ben bunu derseniz yani almanızı tavsiye ederim. Veya da 3 tane monitör de alabilirsiniz, ama ben 3 tane alacağım ama dedim bir tane olsun dedim. Lan büyük olsun en azından dedim. Yani daha iyi olur dedim kendi kendime. Ama bazı yerlerde mesela yayın yapacağım, mesela diyelim ki belirli bir oyun oynayacağım bilgisayarda, onu her zaman küçük kullanmam lazım. Yani tam ekranı kullanamıyorum yani. Ve kullanamazsan zaten almana gerek yok. Çünkü ekran mesela bizim burada 1500 euro yapıyor. Türkiye'de tabii ki de daha fazla para yapıyor arkadaşlar. Çünkü toplam maddi durum var arkadaşlar bu mevzunun. Yani 100.000 TL'yi geçiyor. Yani şu anlık şey olarak diyorum size, yani TL'den euro'nun durumunu söylüyorum. Yani 120.000 TL'ye çıkıyor. Çünkü sanki sadece 1500 euro ben ekrana verdim. 2100 şeye verdim. 150 euro mikrofona verdim. 200 bilmem kaç kulaklıkları verdim. Mouse 100 klavyesinden birlikte arkadaşlar. Yani bilgisayar arkadaşlar bir de topladım yani. Kendi kendime topladım, arkadaşlarla birleştirdik. Orada ayrı bir sıkıntı. Sadece şu küçük şey bile arkadaşlar 200 euroya yakın yapıyor işte. Yani pahalı arkadaşlar. Yani çok pahalı yani. 190 mıydı, 200 müydü, onu da bilmiyorum. Sadece şu küçük şey arkadaşlar. Çoğu kardeşimiz soruyor arkadaşlar nasıl şey yapıyorsun. Bu arkadaşlar işte Elgato arkadaşlar. Elgato gidiyor bir kabloyla aydınlaştırıcıya gidiyor arkadaşlar. Aydınlaştırıcıyla ekrana veriyor. Ve ekranla da arkadaşlar belirli oluyor. Yani gecikme arkadaşlar sıfır. Bak mesela şu an gecikme sıfır arkadaşlar. Ondan sonra yeşil ekranı var mesela. Buradaki şöyle açıyorum mesela. Böyle açınca zaten arka plan arkadaşlar kayboluyor. Ve yani daha böyle şu anlık mesela hani çok böyle hoşuma gittiği için arkadaşlar böyle yapıyorum. Ha, sonra iki tane de ışıklandırıcım var. Bunlar arkadaşlar pahalı bir şey yapıyor. Bu 30 euro, tanesi 30 euro yapıyor. Ve gerçekten profesyonel bir ışıklandırma sistemi. Hani gözüm onun genelde etrafında da arkadaşlar böyle bir ne bileyim ya böyle etrafında bir şey var. Böyle daha çok ışık yapsın diye. Ama öyle yapınca arkadaşlar gerçekten çok gözünü alıyor. Ve düşünsene sen mobil oyuncusun. Gözlerine bir şey batıyor böyle. Ve rahatsız olduğum için onları çıkardım. Böyle çıplak halde yapıyorum. Ama buna rağmen mesela facecam'a bakarsanız hiçbir böyle bir karesel maresel olaylar çıkmıyor. OBS ayarlarımı arkadaşlar gösterebilirim. Ben burada bazen işte goy goyuna bir şeyler koyuyorum arkadaşlar. Mesela mesela şurada mesela kullandım mesela 2600'e şey kullanmışım burada. Yani en büyük çözünürü bu diye. Burada işte kullandığım bütün zoom anahtarı, renk düzenlemeleri olsun arkadaşlar. Sonra mesela facecam için arkadaşlar fazla pek filtre kullanmıyorum. Renk anahtarı biraz renkleştirsin, hem yani tam soluk göstermesin benim.
Gençler işte göstermek istedim arkadaşlar. Bunlardı. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yakında arkadaşlar her cumartesi arkadaşlar vlog gelecek. Mesela öbür cumartesi arkadaşlar ev vlogundan başlamak istiyorum. Ondan sonra daha efsane vloglar gelecek. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Cansınız, seviyorsunuz arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa arkadaşlar açıklama kısmında zaten hepsinin linkleri var. Yani nereden aldığını dair linkleri var. Ve devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çok seviyorum.